Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugün 99 model Focus 1 aracımızın şoför kapısını sökeceğiz. Şimdi sökme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şoför kapısının sökme işlemine başlıyoruz. Öncelikle buradaki aynaya yerimizi sökmemiz gerekiyor. Bunu elinizle şu kısımdan, üst kısımdan çektiğiniz zaman biraz serttir. Ama geliyor. Bu şekilde bunu almamız gerekiyor öncelikle. Daha sonra bu aşağıda bulunan kapı kolunun, açma kolunun orada bulunan vidayı sökmemiz gerekiyor. Buradan da bu parça şöyle çektiğimiz zaman direkt çıkıyor zaten. Burada cam açma kapama tuşlarımızın soketi var. Bu soketi çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra burada tutan vidalarımız var. Burayı açmamız gerekiyor. Buradan bir tornavida yardımıyla burayı esneterek çıkartabiliyoruz. Burada içeride bulunan vidalarını sökmemiz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar burada cep kısmının altında yine kapıyı tutan vidalarımız var. Evet arkadaşlar, ceplerin altındaki şu cebin altında iki tane sağlı sollu vidalar var. Onları söktük. Şimdi iki tane de burada solda ve hemen şöyle sağda vidalarımız var. Bunları da sökeceğim şimdi. Daha sonra kapı döşemesini alabiliriz. Evet arkadaşlar, vidalarımızı söktük. Şimdi kapıyı çıkarmaya geldik. Alt taraf zaten direkt attı. Yukarıyı da şöyle kapı döşemesini yukarı esneterek alıyoruz. Gördüğünüz gibi kapı döşemesi, sökme işlemi bu şekilde tamamlanıyor. Yine aynı şekilde birazdan montaj işlemini de göstereceğim tekrardan. Evet arkadaşlar, biz kapı döşemesini sökmüştük. Sökme nedenimiz ise camı indirip kaldırırken bir gıcırdama sesi geliyordu. Onu acaba çözebilir miyiz ki diye söktük. Ve şu anda büyük oranda o ses azaldı. Neredeyse hiç yok diyebilirim. Şöyle ki söktüğümüz zaman camı, kapıyı alt kısımdan, hani şurada bir köpük oluyor. Hemen onu göstereyim ben size. Şöyle bir köpük çıkıyor karşınıza. Şu şekilde. Bunların şuralarda tutan ayakları var. 3 tane ayağı var. Şu şekilde. Onları söktüğünüz zaman, sökmesi basit zaten. Şöyle camımızı indirip kaldıran kızağın ayaklarını görüyorsunuz. Burada plastik parçalar var. Hemen şu iç tarafta ise camımızın otomatik camın motoru var. Bunları bir yağlama yapıp, hani sesin kesilip kesilmeyeceği ile alakalı bir çözüm olur mu ki diye şey yaptık.
yağlamasını yaptık ve birkaç defa da indirip kaldırdığımızda herhangi bir sesin kalmadığını gördük ve sorun hemen hemen çözüldü. Kullandığımız yağ ise arkadaşlar şu şekilde kontak spreyi diye geçiyor. Bununla güzelce yağladık kızakları ve sorun çözüldü. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi tekrardan toplama aşamasına geçeceğiz. Bu arada iki tane kızak var, sağlı sollu. İkinciyi görebilmeniz için buradaki hoparlörü sökmeniz gerekiyor. Onun ayağı da hemen burada arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz metal, onun ayağı. Orayı da yağlayınca sorun çözülüyor. Evet arkadaşlar, şimdi toplama işlemine geçtik. Toplama işlemi için şu sıyırıcı fitilimizi buraya oturtmamız gerekiyor öncelikle. Burayı oturttuktan sonra hemen şu cam ayar düğmesini yukarıya alalım. Daha sonra söktüğümüz vidaları arkadaşlar sırasıyla takmamız gerekiyor. Bunlar hemen şöyle sıraları, iki tane burada, iki tane de bu tarafta olmak üzere toplamda 4 tane vida vardı. Öncelikle onları atacağız. Önce sol taraf 2'yi atıyorum. Daha sonra iç taraftaki vidaları açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu sökmüş olduğumuz şu kapı tutamağını oturtmamız gerekiyor. Bu şekilde bunun iki tane uzun vidası var arkadaşlar. Şöyle yerine oturtup vidasını sıkalım. Daha sonra bu kapı tutamağımızın dış koruma çerçevesini oturtup aynı ayar düğmemizin de yerine oturtuyoruz. Ve son olarak bu cam indirip kaldırma tuşlarının montajını yapıyoruz. Normalde bu tarafta soketleri var.
Bunları okutmanız gerekiyor. En sonunda da alttan sökmüş olduğumuz bu cepin hemen altında vida yerleri var. Onu da oturttuktan sonra kapı montaj işlemi, döşemenin işlemi tamamdır arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.